arkadaşlar. Şu anda Aşkın Çakmak'ın aralığındayız. Yavru çürüyle ilgili kovana tekrardan bakıyoruz. Son durum ne, ona bakacağız. Şu anda kovanı açtık. Evet. Anar burada. Evet. Anar yumurtlama yer arıyor kendine. Çünkü bu çerçevede yumurtlayarak yer kalmamış. Yavru çürüklüğümüzde toparlamış, kan bitmiş. Çok kısa bir zamanda birkaç hareketli yavru çürüklüğünü bitirdik. Şurada günlük yumurtalarımız var herhalde. Evet. Evet. Bu aşkın iyi bir beslemeyle bu noktaya geldik herhalde. Evet, doğru. Peteği değiştik. Çerçevelerini komple çıkarttık. Yeni çerçeve verdik. Kapalı yumurta takviye verdik. Mevcudu kötü değil. İyi bir mevcudu var. Şimdi sağ tarafına da bir tane şu ballı çıtayı vereceğiz. Hem bal olarak kullansın. Biraz şey olmamış mı? Güve vurmuş. Bölgede bizim bu mumları saklama sorunumuz var. Mumları saklayamıyoruz. Bu ballı çerçevemiz güzel. Bunu vereceğiz. Bunun için arıcıların bir soğuk hava deposu gibi bir şeye ihtiyacı var. İhtiyacı var. Evet. Şöyle de balını açayım. Bu tarafa gelsinler. Hem balı yesinler. Şuradaki balı çıkartıp buraya günlük yumurta atacaklar. Bu şekilde bıraktık. Arı da çok sakin, hiç maskesiz çalışabiliyorsun. Arı şu anda sakin, hava çok güzel, sıcak, dışarıdan polen geliyor. Aç değil arı. Saldıran arı genelde aç olur. Anasız olur. O yüzden. Bu bahar döneminde, sonbaharda arı kolay kolay saldırmaz. Saldırmak istemez daha doğrusu. Bir de kek koyacağım abi için. Tahmin kaç çerçeve girer arı kışa? Ya bu arı şu anda zaten tam 1-1,5 çerçevelik bir arı. 15-20 gün daha kar yağmasına, kışa daha bir ay var. Toparlayıp 2 çerçevelik olarak kışa girmiş. Bu şekilde sıkıştırdık. Sıkıştırılmış bir şekilde bahara bu şekilde hazırlamaya çalışacağız. Ya bir sonraki bakımımızda yine güçlü bir koloni daha denk gelirse bir kapalı yumurta daha alıp yanına bir kapalı yumurta da takviye olarak verebiliriz. 2 çerçeve, 3 çerçeveye çıkartıp kışı çıkacağına daha da emin olabiliriz. Ama bu genelde bizim bu bölgede hep arıcıların şey dediği var. 10 çerçeve, 10 çıtalı kolonim, çok güçlü kolonim kıştan çıkamadı, öldü. 1 çerçeve kolonim, işte 1,5 çerçeve kolonim kışın öldü derler. Öyle olur genelde yani. Kıştan çıktı derler, pardon. Öyle olur genelde yani. 10 çerçevelik çok güçlü bir kolonim kışın yaşayamaz, kıştan çıkamaz belli başlı sebeplerden. Bir çerçevelik bir koloninin, zayıf bir koloninin kışı çok rahat atlatır. Ben bunu daha önce de tecrübe ettim. Bu şekilde yine tecrübe edeceğiz. Mart'ta artık göreceğiz. Bakacağız. İyi sıkıştırma yaptık. Bu şekilde bakalım. Mart'a kadar. Ana arı da kaliteli. Evet, yani onda da bir şüphen yok. Ana arıda da bir sıkıntı yok. Artık hani bahara çıktıktan sonra baharın bakacağız ana arının durumuna, performansına. Olmazsa bahar ayında tekrar deneyeceğiz. Bir de YouTube kovanımız var, ona da bakalım. Bakmaya çalışıyorum daha doğrusu. Maske isterseniz böyle. YouTube kolonisi biraz güçlü bir koloniydi. Bakalım. Ya çok bakmaya gerek yok bu koloniye. Bu koloniye yapmış olduğumuz yatırım ortada. Yine üste beyazlatmış. Aynen öyle. Bu YouTube kolonimiz bize baharda çok iyi bir verim vereceğini düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz beslemeyi güzel almış. Üstüne şu anda mum bile çıkmaya başlamış orada, gördüğünüz gibi. Beyazlatmış.
Çok da fazla kurcalayamayız bu kolonimizi. Geçen hafta doldurmuştum bunun üstünü komple. Komple şeker doldurmuştum. Videolarda olması lazım. Evet, yemiş. Kekini de yemiş. Hatta bayağı bir stok yapmış kışa. Evet, hatta şu keki de tekrar takviye olarak verebilirim. Maskesiz olduğum için biraz dikkatli çalışacağım. Kekini bitirmiş. Biz ödül olarak bir kek daha verelim kendi arkadaşımıza. Ve kapatalım. Şu üste çıkardığım mum da yavru atacak. Şey, yavru diyorum. Baharda çok iyi bir performans verdik diye düşünüyoruz bu arıya. Bakalım. Bu arı Mart ne zaman kat atarsın? Bu arıya Ocak, Şubat. Mart'ın 20'sinde, 25'inde kat atılır direkt. Mart, yani Şubat'ın 25'inde biz bahar çıkışı ilk beslememizi yapıyoruz. Şubat 25'inde. Her yıl ben Şubat'ın 25'inde koloniyi açarım. Zayiatım varsa bakarım, zayiatımı çözerim. Zayiatım yoksa Şubat 25'te kek beslemesini, bal beslemesini yaparım. Bazen öyle oluyor ki Şubat 25'te 3 tane, 5 tane, 10 tane petek kurtardığımız oluyor. Arı mevcudu zayıflamış oluyor. Anne arısı güçsüz olmuş oluyor. Anne arıyı kaybetmiş arı oluyor. Bir bakıyorsun o tarafta bir avuç, iki avuç kalmış bir çıta var, koloni var. O kolonideki anne arıyı alıp bir diğer koloniye verebiliyorsun. Yani sonbaharda veyahut da ilkbaharda, kışın falan anne arı kabulü çok kolaydır yani. Anne arıyı tutarsınız, ön taraftan annesiz bir koloniye verirsiniz, direkt girer, direkt kabul eder. Yani başka bir alternatif olmadığı için. O yüzden Şubat bakımları bizim için, ara kış bakımları da var tabii. Ocak'ta falan da pastırma şeyinde veyahut da hurma yazı gibi bir sıcaklık yaptığı zaman da ara kış bakımı yapmak lazım. Keki bitmiş olan arıya kek takviyesi yapmak lazım. Mevcudu zayıflamış olan koloniye sıkıştırma yapmak lazım. Çerçevelerini çıkarmak lazım. Bakmak lazım ki arı kalan iki ayda zayiat vermesin. Bu gibi bakımlar yaptığımız için ben petek ölümlerinin çok önüne geçiyorum. Mesela Şubat'ta yapmış olduğum bakımlarda birkaç tane petek ölmeden kurtarıyorum. İyi bir bakım gerekiyor. Yani evet, aradaki işte hurma yazında bundan 1,5-2 ay sonra 12. ay gibi bir yerde bir böyle bir 15-20 derecenin üzerine çıktığı zaman hemen gelip ara kış bakımı yapmak gerekiyor. Keki bitmiş olan arıya kek vermek gerekiyor. Gerçi kışın karda da çalışıyor. Onların yani, videolarını da çekeceğiz evet, gerçi de. Evet, kışın karda da çalışıyor. Bir yıl tecrübe ettim ben. Kışın kar yağdığında dışarıya çıkmasın diye arıyı 17 gün kapalı sakladım. Ağzını kapattım. O da iyi bir deneyim oldu benim için. Hani arı sonuçta burada 2 metre kar yağıyor. Kar yağdığı zaman dışarı çıktığı zaman karın üzerine düşüp ölebiliyor. Buradaki kardaki %1 bir kayıp bile kışın bir tane arının bile ölmesi bir koloni için büyük bir kayıptır. Yani askerin az olduğu bir dönemdir kış. O yüzden hiç kayıp yaşamamak için 17 gün boyunca karda hiç dışarı çıkmasın diye 2 metre kar yağmıştı. Komple ağızlarını kapattı. Hani güneş vurduğu zaman hemen dışarıya suya falan çıkabiliyor. O senesi de iyi bir başarı elde ettim. Yani, kolonim güçlü çıktı kışta. Bu sene çok kar yağışı beklemiyoruz gerçi de. Çok kar yağışı beklemiyoruz. Havalar gayet iyi gidiyor. Eğer böyle giderse... Koloni ölümü de çok fazla... Valla bilmiyorum. Şu ana kadar yaşamadım. Hiçbir kolonimi kaybetmedim. Sadece bir tane kolonide anne arıyı kaybetmiştik. Ben de 15 gün, 20 gün arıcılığa gelip bakamamıştım. Sahteye gitmişti. Eğitim zayiatı diye bir tane kolonim şu anda yok sayabiliriz. Yok denecek kadar. Bir de bu kolonim işte. Eğer bu kolonimde kıştan çıkmış olursa zayiatsız bütün kolonilerimizle birlikte sağlıklı bir şekilde. %100 başarı. %100 başarı zor bir ihtimal ama elde etmiş olacağız inşallah. Bakalım. Tamam, teşekkür ederim. Bu arada görüşmek üzere.